Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmin bil hayr. Allah'ım bizi hayır cennetinden bize bir yer ayır. İnşallah hayırır. Evet arkadaşlar, geçen hafta ismi teftil konusunu anlatmıştık. Bu hafta da inşallah mastar konusunu anlatacağız. Mastar konusu İstanbul İLİTAM'daki arkadaşların konuları arasında yer alıyor. Herhalde bundan sonra mastar dışında 4 ünite daha kalıyor. Bu üniteden sonra Sakarya İLİTAM'daki arkadaşların da gramer konusu olarak bu son konusu, mastar konusu. Hem Sakarya hem de İstanbul İLİTAM'daki arkadaşlara yönelik dersimizi anlatıyoruz. Biz inşallah şu andan itibaren mastara başlamış olalım. Bu arada şunu ifade edelim. Biz arkadaşlarla konuyu anlatmaya başlamıştık. Çekim biraz geciktiği için şu anda master konusunun anlattığımız bölümlerini hızlı hızlı anlatacağız. Seyreden arkadaşlar da en azından konunun başından itibaren takip etme imkanı bulsunlar diye. Peki, şimdi başlamış oluyoruz arkadaşlar. Konumuz master konusu. Evet, ilk önce master'ın tanımından başlayacağız ama sistem olarak şu şekilde yapıyoruz. Master'ı ilk başta sarf olarak, yani çekimleri olarak, işte master'lar nasıl gelir, karşımıza nasıl çıkar, yapı olarak nasıldır, hangi bablardan nasıl master'ları görürüz, bunları inşallah ilk başta göreceğiz tanımdan sonra. Daha sonra master'ın çeşitleri, hangi çeşit master'lar vardır, onları göreceğiz. Daha sonra master'ların amel etme konusu var. Yani konumuzun üst başlığı da oydu zaten. Kıyasi amiller, yani cümle içerisinde kendisinden sonra gelen kelimeler üzerinde etkili olan kelimeler, amiller demiştik. Kıyasi amillerden fiiller vardı, anlattık. İsmi fail, ismi fıl, sıfatı müşebbehe ve ismi tefteli, bunları da anlatmıştık. Şu anda mastar onlardan birisi, amel etme konusunu göreceğiz. Bir de cümle içerisinde mastarlar nasıl kullanılıyor cümle içerisinde? Amel etme dışında nasıl kullanılıyor cümle içerisinde, kullanım şekilleri var. Onları da en son olarak inşallah görmüş olacağız. Mastar'ın tanımıyla başlamış olalım arkadaşlar. Mastar'ın tanımı. Mastar, iş ve oluşu şahsa ve zamana bağlı olmadan bildiren kelimeler. Bunları maddeleştirecek olursak, birincisi arkadaşlar, en önemli konusu zaman bildirmez. Fiillerden temel ayrım noktası bu. Fiiller iş ve oluş bildirir. Mastarlar da bildirir. Her ikisi de bildiriyor ama fiiller zaman bildiriyor, mastarlar ise zaman bildirmez. Ve en önemli noktası mastarlar isimdir, fiil değildir. Yani isimler nasıl eliflam alıyorsa, tenvin alıyorsa, bunlar da mastarlar da aynı şekilde alıyor. Mastar iş oluş bildirir. İsimdir ama zaman anlamı yoktur. Şimdi arkadaşlar, mastarları görmek için, mastarlar nerelerden nasıl geliyor bunu görebilmek için ilk önce fiillerin geldiği bölümler, mücerret ve mezit açısından, yani sarf açısından bir değerlendirmemiz gerekiyor, hatırlamamız gerekiyor. Bunları hatırlıyorsunuz, mücerret fiiller ek harfi olmayan, ilave harfi olmayan, tüm harfleri kök halinde olan fiillerdi. Çoğunlukla 3 harfliydi bunlar, değil mi arkadaşlar? Çoğunlukla 3 harfliydi. Bazen 4 harfli mücerret fiillerde oluyordu. Yani dahraca, vesvese gibi. Mezit fiiller ise kök halindeki fiiller, mücerret fiillere 1 harf, 2 harf veya 3 harf ek gelerek, ek harf alarak çoğaltılan, artırılan fiillerdir. Bunlara mezit fiiller, yani ilaveli, eklemeli anlamında kullanıyoruz fiiller. Örnekleri şu anda gördüğümüz gibi kerumeden ekrame ek gelmiş, kesereden inkesere, haraceden istahrace. Bunlar mezitlere örnekler. Şurası arkadaşlar. Sülasiler, yani kök halinde, mücerret halindeki fiillerde sülasi mücerretler 6 bab olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar da orta harfine göre ne yapmış oluyor? İsimlendirilmiş oluyor. Orta harf fetha ise fiil-i mazide, fiil-i müzaride de zamme ise bu birinci babı oluşturuyor. Fiillerin çoğusu bu baptan geliyor. Buna göre sıralama var ama Arapçadaki üç harfli fiiller mutlaka bu 6 baptan birine girmek durumundadır, zorundadır. Bunlar kalıplarıydı arkadaşlar, kalıpları.
Vezin diyorduk. Bunlarda mevzun, yani o faale kalıbına uygun bir örnek verecek olursak nasara yansuru, darabe yadribu, fetaha yeftahu, alime ya'lemu, hasune yahsunu ve hasibe yahsibu. Altı baba birer örnek, hem fiili mazi hem fiili müzari, ikisine birden bakarak kaçıncı baptan olduğunu anlamış oluyoruz. Altı baptansa, bu sülasi baplardansa nasıl isimlendiriyorduk arkadaşlar, hatırlayın. Kaçıncı bab diye isimlendirirdik, değil mi? Ama mezit fiillere geçtiğimizde ne diyorduk? Hangi bablar diye isimlendiriyorduk. Evet, şu anda bu altı baptan acaba mastarlar nasıl gelir? Veya da mezit olanlardan nasıl gelir? Bunlar için genel bir ifade kullanalım arkadaşlar. Şurası çok önemli. Sülasi fiillerden, yani az önce gördüğümüz altı bab vardı ya. Bu altı baptan gelen mastarlar, mesela nasara yansurudan gelen mastar veya da celese yecilisü, hasibe yahsib, bunlardan nasıl gelecek? Bunlar da arkadaşlar semaidir mastarlar. Semai ne demek? Ya, işitsel, işitmeye dayalı, ama biz kısaca şunu söylüyoruz. Araplar kullanmışlar ama bunları belli bir kalıba, kurala koymamız mümkün değil. Kuralsız, kuralı yok. Yani şu, mesela diyelim ki birinci baptan nasara yensuru kalıbında olanlardan nasran kalıbında gelebilir diyemiyoruz. Veya celese yecilisu ikinci baptan gelenler de cülüsen, fuulen kalıbında gelir diyemiyoruz. Böyle bir kural koyamadığımız için bunlara ne diyoruz arkadaşlar? Semaidir. Belli bir kuralı yoktur. Ama sülasi dışındaki, yani mücerret olmayanlar, mezit baplar. Bunlara rubai, humas, sülasi hatırlarsanız isimlendiriyorduk. Mezit baplarda ise arkadaşlar, mezit baplarda mastarların belli bir kuralı vardır. Sadece sülasi baplarda kural yoktu. Ama onun dışındakilerde kural var. Yani şu baptan şu şekilde gelir mastarlar. Nettir. Hangi fiili naklederseniz nakledin, fark etmez. Şimdi bunlara, sülasi dışındaki bapları arkadaşlar, bunların mastarlarına kıyasi ismini veriyoruz. Yani bunların belli bir kuralı var. O zaman demek ki sülasi fiillerde mastarlar semai, sülasi dışındakilerde ise arkadaşlar mastarlar neymiş? Kıyasi. Şimdi sülasi mastarlar kurallı değil ama genelde nasıl karşımıza çıkar? Hangi kalıpları görebiliriz? Yani bunlar da şöyle, her fiil için ayrı birer mastar anlamına gelmiyor. Mesela bir mastar var, belki de 50-60 tane fiil için, 100-150 tane fiil için o şekildeki mastar kullanılıyor. Bir başka kalıp var diyelim, o kalıpta diyelim ki 200-250 tane ayrı fiil için kullanılıyor. Yani ortak kullanılan kalıplar var ama tek bir kalıbı şu fiilden gelir, bu fiilden gelir deme şansımız yok. Yani şu baptan şu mastar, bu baptan bu mastar diyemiyoruz. Ama baktığımız zaman nasara yansurudan nusuran veya da nasiran gibi farklı bir şey gelmesi mümkün değil. Ondan gelen mastarı biliyoruz. Fakat nasran kalıbı nasara yansuru gibi faale yefolü birinci baptan olanların hepsi için geçerlidir deme şansımız yok. Peki bunlar nelerdir acaba? Sülasi fiillerdeki mastarların, evet, şekilleri nasıldır, kalıpları? Şimdi bakacak olursak arkadaşlar, fa'lun en çok kullanılan mastar kalıbı. Fa'lun, nasrun, nasara yansuru, nasran kalıbında olduğu gibi. Darabe yadribu, darben, değil mi? Fetaha yeftahu, fethan, bayağı kullanılan, en çok kullanılan mastar kalıbıdır. Ama tek bu kalıp yok. Bunun dışında anlamları da karşısında dikkat edersiniz arkadaşlar. Fi'lun kalıbı var. Zikrun. Bir örnek. Fa'lun kalıbı. Talebün. Talebe yatlubu. Taleben. Mastar olarak fa'lun kalıbında gelebilir. Fi'lun kalıbı. Kiberun. Büyüklük anlamında. Sigarun. Küçüklük anlamında. Fa'letün. Kesratün. Çokluk anlamında. Kesratün. Hocam kethirun değil mi? Kethirun neydi arkadaşlar? Sıfatı müşebbehe. Yani daha doğrusu failun kalıbı. Oradaki failun kalıbı çok anlamına geliyor. Çokluk değil. Mastar değil. Çok. Bir şeyin çok olması. Sıfat değil mi şu anlamda? Kethir kullandığında sıfat anlamı taşıyor. Ama kesratün ise nedir arkadaşlar? Mastardır. Çokluk anlamına geliyor. Fi'letün kalıbı ismetün. Günahsız olmak. Milletün, az olmak. Yani farklı fiillerden buna benzer örnekler bulabiliriz. Fu'letün kalıbı. Fu'letün kalıbı
hürmetün, zulmetün gibi fiiller, mastarlarına örnek verebiliriz. Faalün kalıbı, necahun ne demek arkadaşlar? Başarılı olmak. Başka bir örnek verebilir misiniz? Olabilir, kurtuluş anlamında değil mi? Başka? Salahun, o da aynı şekilde barış gibi anlamlarda. Salaha yasluhu veya yasluhu da kullanılabilir ama yasluhu salahan derken burada mastar olarak faalün kalıbı gelmiş. Failun kalıbı var arkadaşlar burada. Failun, sahilun çok az kullanılan bir mastar kalıbı. Çok az kullanılan ama bu şekilde mastarlar failun kalıbında, normalde failun kalıbı normalde çoğunlukla neydi arkadaşlar? Sıfatı müşebbehe. Mübalağa kalıbı da var mıydı? Vardı. Ama çok az da olsa mastar olarak da ne yapılıyormuş arkadaşlar? Kullanılıyormuş. Evet. Şimdi arkadaşlar bunlara baktığımız zaman tamamına bakın, başlarında mim var mı? Başında mim olmadan kullanılan mastarlara ne diyorduk arkadaşlar? Mastar gayrimimi, mimsiz mastar diye kullanıyorduk. Asıl mastar için kullanılan kalıplar bunlardır. Mimsiz kullanılan gayrimimi dediğimiz mastarlar. Mastar gayrimimi deniyor bunlara. Şimdi arkadaşlar, mimli mastarlar aynı mastar anlamı veren, mastar anlamı veren ama başında mim bulunan kelimeler var. Bunlara biz ne diyoruz arkadaşlar? Mastar mimi ifadesini kullanıyoruz. Şimdi bunlara baktığımızda, arkadaşlar, mef'alün kalıbı, mef'aletün sonuna t gelerek kullanılıyor. Orta harfi değişerek mef'uletün veya da mef'iletün şeklinde, dikkat edin, değişimleri de var mı? Var değil mi? Değişim, orta harfindeki değişim, hareket değişimi var. Bu kalıplar arkadaşlar, bu kalıplara birer örnek verecek olursak, makdem, mef'alün kalıbında. Mef'aletün, menfa'atün. Nefa'a, yenfa'u. Nef'an şeklinde mastar gayri mimi de var. Fayda vermek. Menfaat anlamında, fayda vermek anlamında. Aynı şey arkadaşlar, menfa'atün derken, menfaat kelimesi, menfaat kelimesi, nef'un kelimesiyle aynı anlamı taşıyor. Aynı anlamı taşıdığına göre demek ki bu da menfa'atün de nedir arkadaşlar? Mastardır değil mi? Başında mim var. Dikkat edin. Başında mim olduğu için menfaatün kelimesine biz mastar mimi ifadesini kullanıyoruz. Nef'an kelimesi nedir arkadaşlar? Mastar gayri mimidir. Aynı şekilde arkadaşlar mef'uletün, me'dübetün örnek. Mef'iletün kalıba mağfiratün, gufran. Bağışlamak anlamında. Bunun mastar mimi de var. Mastar gayri mimi de aynı şekilde vardır. Şimdi arkadaşlar önemli bir şey var, onu söyleyelim ve burayı geçmiş olalım. Önemli olan da şu, bu kalıplar yani başında mimli olarak mef'alün, mef'iletün kalıpları, bu kalıplar, şurada kullandığımız şu kalıplar aslında zaman ve mekan için kullanılır. Biz buna sarfta ne diyoruz arkadaşlar? İsmi zaman ve ismi mekan. Yani mesela diyelim ki mektebetün, kitapların bulunduğu bir yer anlamında, doğru mu? Orada ne anlamına geldi? Mekan anlamına. Ama bir başka yerde zaman anlamına gelen kelimeler var mı? Bir örnek verecek olursak. Mekan anlamında meclis. Değil mi? Mekan anlamında meclis ifadesi mekan anlamında. Mevlid, doğum zamanı. Değil mi? Mevlid-i Resulullah, peygamberin doğduğu zaman anlamında kullanılıyorsa, ki o anlamda doğum günü, doğum zamanı, o zaman burada da ismi zaman anlamında. Kısacası arkadaşlar bu kalıplar, mimli kalıplar asıl olarak mekan ve zaman anlamı için kullanılır. O anlamda kullanılırsa biz bunlara mastar demiyoruz o zaman. Mastar değildir o zaman. Ama zaman ve mekan anlamı olmadan sadece yapmak, etmek gibi anlamlar veriyorsa, o zaman mimli mastarlar arkadaşlar, o zaman mim olduğu halde biz bunlara mastar ifadesini kullanıyoruz. Ve ne diyoruz arkadaşlar? Mimli mastar demiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar, mücerret fiillerde, mücerret fiillerdeki mastarların durumundan bahsettik. Ya gayrimimi ya da mastar mimi olarak karşımıza çıkar. Ama her halükarda belli bir kuralı söz konusu değildi.
Sülasi olmayanlarda ise arkadaşlar, sülasi olmayanlarda ise nasıl gelecek? Ama önce sülasi olmayanları hatırlayalım. Mücerret olan bablara 1, 2, 3 harf getirerek yapılan fiillerdi. Hatırlayalım isimlerini arkadaşlar. Bir harf gelirse, 4 harfli olursa, 3 harf üzerine bir harf eklenip 4 harfli olursa ne diyorduk? Rubai. 2 harf eklenip 5 harfli olursa humasi. 3 harf eklenip de 6 harfli olanlara da Südasi ismini veriyorduk. Dikkat edin arkadaşlar, bu bablar mastarlarıyla isim alıyor. İf'al, tef'il, mufa'al hep neyle isim veriyorduk arkadaşlar? Mastarlarıyla isim veriyorduk. Niye bu ismi veriyoruz? Çünkü mastarları kurallı, net, şudur diyebiliyoruz. Oynama şansımız yok değil mi? Şu mastardır dediğimizde. Dolayısıyla o mastarı isim olarak kullanabiliyoruz. Ama sülasilerde mastarları isim olarak kullanamıyorduk. Çünkü onlar farklı farklı gelebiliyordu. Belli bir babı ortaya koymazdı sülasilerde. Burada ise sülasi olmayanlarda ise mastarlar arkadaşlar nettir. Şimdi örnekleri görecek olursak arkadaşlar dikkat edin. Rubailer kaç baptı arkadaşlar? Rubailer 3 bab. İf'al, tef'il, müfaale babları diye isim alıyor değil mi? İf'al, tef'il, müfaale babları. Bu da ef'ale, yuf'ilu, ifal. Dikkat edin arkadaşlar. Hangi kelimeyi bu kalıpta getirirseniz getirin. Kerume'yi getirin. Harace'yi getirin. Eclis, celese'yi getirin. Hangi fiil ne bulursanız bu kalıba koyduğunuzda mastarı mutlaka bu şekilde göreceksiniz. O zaman demek ki nedir bu arkadaşlar? Kurallıdır, kıyasidir değil mi? Peki, ifal babı mastarı ifal kalıbında gelecek. Tefel babı şeddeli olarak fa'ale yufa'ilu tef'il şeklinde. Müfaale babı da fa'ale yufa'ilu müfa'aleten fi'alen. Bir de fi'alen de vardı değil mi arkadaşlar? O da vardı ama kitaplarınızda gördüğüm kadarıyla daha çok bu ikisini kullanmış kitaplarınız. Dolayısıyla kitaplarınız şu anda bizim için temel kaynak. Doğru mu? Temel kaynak. Ona göre hareket ediyoruz. Dolayısıyla bu bapta arkadaşlar en çok kullanılan kalıp müfaale kalıbıdır. Ama bazen fiil kalıbı da kullanılıyor bu baptan. Dolayısıyla da arkadaşlar baktığımız zaman rubailerde belli olarak şu şu kullanılıyor diyebiliyor muyuz arkadaşlar? O zaman bunlar kıyasidir ve kurallıdır. Hocam, buyurun. Bu mastar mimi mi oluyor? Yoksa... Değil. Mastar mimi ve mastar gayri mimi ifadelerini nerede kullanırdık? Sülasilerde. Doğru. Yani şu mukatele derken şuradaki başındaki mim olduğundan dolayı buna mimli mastar kullanmıyoruz. O ifadeleri nerede kullanıyoruz? Sülasilerde. Normalde ismi zaman ismi mekan olması gerekirken mastar anlamı veren kelimeler değil mi? Başında mim olarak kullanılan kelimelere ne diyoruz? Mimli mastar diyoruz. İfal babı. Ekrame yükrimu ikram. Birer örnek veriyoruz değil mi arkadaşlar? Tef'il babı ferraha yuferrihu tefrih. Müfaale babı da katele yukatilu mukateleten kıtal. Cahede yücahidu mücahede de var. Cihat var değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu kelimeler yani şu mastarlar diğer fiillerden bu baba naklettiğiniz diğer fiillerden de elde ediliyor. Ve tek bir kalıpta dikkat edin arkadaşlar belli net kalıpları olduğu için bunların net kalıpları olduğu için isimlerini de nereden alıyor arkadaşlar? Mastarlardan alıyor. Bablar isimlerini mastarlardan alır. Bunlar neydi arkadaşlar? Rubailer. Kaç tane? 3 tane. Mastarlarını gördük. Şimdi humasiler. 5 taneydi. Hangi bablardı arkadaşlar? Hatırlayalım. İnfial. İftial. İf'ilal. Tefaul ve tefaul şeklinde 5 tane bab karşımıza çıkıyor. Bunlarda da arkadaşlar şu anda bab olarak isimlendirdiğimiz o ifadeler var ya az önce bahsettiğimiz, konuştuğumuz. Onlar bunların, bu babların neyidir arkadaşlar? Az önce söylediklerimiz. Tefaul babı diyoruz, tefaul infial mastarlarıdır değil mi? Çünkü mastarlarına göre isim alırdı. Bakın baş tarafına iki harf gelerek, kök haline iki harf gelerek çoğalmış. İnfaale, yenfailu, infial. İftial babı. Başına hemze, ortasına ta geliyor. İftale, yeftailu, iftial. İfalle, yefallu, ifilal. Tefaale, yetefaalu, tefaulen,
tefaale, yetefaalu tefaulen. Bunda baktığımız zaman arkadaşlar şu bölümde neler var? Mastarlar var ve hepsi nettir. Yani infial babı, infial eden. Ya biz farklı bir mastar getirsek ve Araplar farklı bir mastar kullanmış mıdır? Bu baptansa farklı bir mastar kullanma şansları yok. Kullanmamışlar. Dolayısıyla kurallıdır, kıyasidir. Humasiler 5 baptı arkadaşlar. Birer örnek verelim. İnkesara yenkesiru inkisar. İçtema'a yeştemi'u içtema. İhmerra yehmerru ihmirar. Değil mi? Tekelleme yetekellemü tekellümen. Teba'ade yetebaadu teba'uden. Kıyasi ve kurallı olarak karşımıza çıkıyor. Altılı baplar. İsmi neydi arkadaşlar bunların? Südasi fiiller değil mi? Südasiler. Südasiler. Südasiler altılı baplar. Faale kalıbına, faale kalıbına ilk üç tane ne gelmiş arkadaşlar? Ek gelmiş. İstefale şeklinde dönüşmüş. İstefale. İstifal babıdır. İstefale. İstef'ilu. İstifal. İf'avale. Bakın üç tane harf ek geldi. يَفْعَوْعِلُ اِفْعِعَالِ şeklinde kullanılıyor. اِفْعَوْعَلَ derken başına hemze. Dikkat edin arkadaşlar. Fazladan bir vav ve şeddeli vav. Yani iki tane vav geliyor demektir. Doğru mu? اِفْعَوْعَلَ يَفْعَوْعِلُ اِفْعِعَالِ şeklinde. Yine ismini nereden alıyor arkadaşlar? Mastardan alıyor. اِفْعَالَ يَفْعَالُ اِفْعِعَالِ şeklinde. Dört bab var ama burada en çok kullanılan hangisiydi arkadaşlar? İstifal babı. Mezitlerin diğer babları çok kullanılır. Yani ifal babı, tefail babı, mufale babı bunlar çok kullanılıyor. Veya infial. Beşli bablardan. İftial. İf'ilal. Tefaul. Tefaul. Hepsi kullanılıyor arkadaşlar. Çokça kullanılıyor. Ama altılı bablardan arkadaşlar şu üç bab, istifal dışındaki üç bab çok az kullanılır. Çok fazla kullanılmaz. Biraz birer tane örnek görelim bunlardan da arkadaşlar. Bakalım. İstahrace, yestahrıcı istihraç. Bunların babların nakledildiğinde farklı anlamları var. Onlara girmiyorum. Onları daha önce zaten sizlerle konuşmuştuk değil mi? Hangi anlamlar verir? Zaten şu anda bizim için önemli olan ne arkadaşlar? Mastarları. Anlamları şu anda önemli değil. İf'i'al babı, i'şevşebe, ya'şevşibi, i'şişaben. İf'i'al babı, iclevvede, yeclevvidü, iclivvaden. İf'i'al babı, ihmerre vardı ya beşli bablarda arkadaşlar. Ona fazladan ne gelmiş? Elif gelmiş. Orada ihmerreydi, burada ihmarra şeklinde fazladan bir elif geliyor. Yahmarru ihmiraran. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar da dört baptır ama mastarları aynı şekilde kıyasidir, kurallıdır. Hepsini bir arada görecek olursak arkadaşlar şu şekilde. Vezin dediğimiz kalıplar, örnek mevzun diyoruz. Örnekler ve birer de anlamlar. Kısaca bir şöyle gözden geçirirsek ifal babı değil mi arkadaşlar? Bir örnek. Tef'il babı, mufale babında kaç mastar vardı arkadaşlar gördüğümüz? 2 tane. Yani normalde 3 var ama en çok kullanılan 2 kalıbını almıştı kitaplarımız değil mi? Dolayısıyla onları da bakın peş peşe gösteriliyor. Mufale babı, münakaşa örnek değil mi? Yine mufale babından lütfen dikkat edin bakın. Fi'al, niza, cadele, yücadilü, mücadele değil mi? Cidal şeklinde de kullanılır mı? Kullanılır. Dolayısıyla arkadaşlar dikkat edin. Bir şey ayrıntıyı kaçırmayalım. Fial şu anki mastar mufale ile aynı mastar. Doğru mu arkadaşlar? Bu baptan iki tane mastar örneği verdik size. Diğerlerinin hepsinin birer tane vardı. Buradan iki tane verdik. Çünkü ikisi de kullanılıyor. Çokça kullanılıyor. Ama bu babın ismi nedir arkadaşlar? Mufale babı. Niye? En çok kullanılan kalıbı hangisi arkadaşlar? Mufaledir. Yani fial babı kullanmıyoruz. Anlaştık mı? Kitap örnek olarak verildi mi? Kitap kelimesi buradan gelmiyor arkadaşlar. Kitap kelimesi yazılmış eser anlamında kullanılıyor değil mi? Yazmak anlamında. Kitabeten ve kitaben normal sülasidendir. Buradan değildir. Yani çünkü bu bapta şu var arkadaşlar. Şuna dikkat edeceğiz. Bu baptan vereceğimiz kelimede mutlaka
karşılıklı müşareket işteş diyorsunuz değil mi? Öyle demiyor musunuz? Evet. Siz Türklerin kullandığı ifade değil mi? İşteş. Ama bunun Arapçası neydi arkadaşlar? Müşareket. Ha, dolayısıyla mutlaka karşılıklı. Mesela mükatebe, yazışmak. Doğru mu? Münakaşa. Yine aynı şekilde karşılıklı tartışma değil mi? Niza. Veya da mesela diyelim ki mücadele, mukabele. Hepsinde bu anlam nedir arkadaşlar? Vardır. Yani kitapta da o anlam varsa düşünülebilir ama o anlam olması gerekiyor. Onun için buradan değildir. Tamam mı arkadaşlar? Devam ediyorum. Bakın tefaül babına örnek. Tesettür değil mi? Tefaül babına tenakuz anlamı da var arkadaşlar. İçtima iftial babına, infial inkisar, ifilal isfirar, ihmirar değil mi? Evet, daha çok bu baptan ne gelirdi arkadaşlar? Bu baptan, ifalal babından renk ve kusurlar değil mi? Bu baptan gelirdi. İstifal babı, istifal babı, istimal. Örnek, ifilal, ihmirar. Bu da arkadaşlar hatırlarsanız şu ihmarra vardı ya, isfarra. Şu babın biraz daha pekiştirilmiş, abartılmış, mübalağa anlamı taşırdı. Yani ihmarra kırmızı demekti değil mi? Kızarmış, kıpkırmızı. He, ama ihmar olunca olay iyice abartmış oluyor. İf'ibbal babı iclibbaz örnek az önce geçti. Ya şişap az önce bu örnekleri zaten vermiştik. Zaten şura son 3 tanesindeki kullanım neydi arkadaşlar? Oldukça azdı. Ama mastarları sülasi mezit dediğimiz bablardan mastarları ne yapmış olduk arkadaşlar? Bir arada gördük. Rubai, humasi ve sülasi hepsi bir arada var mı? Var. Peki, şimdi arkadaşlar, şurası önemli, lütfen dikkat edin buraya. Burası genelde kaçırılır, gözden kaçar. Şimdi, sülasi mücerretten bahsettik. Dedik ki onların mastarları, sülasi mücerretlerin mastarları semaidir, doğru mu? He, mastar mimi veya gayri mimi, hangisi olursa olsun. Neticede sülasi baplardan, sülasi mücerretlerden gelen baplar, mastarlar nedir arkadaşlar? Semaidir. Kurallı değildir. Sülasi dışındaki mezitler, rubai, humasi, sülasi hepsi neydi? Kıyasiydi, kurallıydı. Peki geriye rubai mücerret olan bablar var. Mesela dahraca babı. Bütün harfleri, kök harfleri, asıl harfler, kök harfler ve dört harften oluşuyor. Bunların da eklemeli hali var. Mesela dahraca başına T getirilir, tedahraca. Harceme, ihranceme. Kaş'ara, ikş'arra veya tam ene, itme enne gibi çoğaltılma durumu var. Yani dörtlü dediğimiz bu dahre cevapları beşli ve altılı yapılabiliyor mu arkadaşlar? Beşli ve altılı olarak da yapılabiliyor. Beşli ve altılı olarak. Dolayısıyla bakın arkadaşlar. Dahrece, yudahricu, hatırlayalım. Dahrece, yudahricu. Mastarı nasıl gelir arkadaşlar? Dahraceten değil mi? Dahracetün şeklinde, faaleletün şeklinde gelir. Ama arkadaşlar bunun bir de bakalım kalemimiz yazacak mı? Şu şekilde kullanılan mastarı da var. Dihraç. Evet, dahraceten dihracem. Bu da kullanılıyor ama az kullanım bu. Fakat dikkat edin arkadaşlar. Faalele yani dahrace. Derbaha, vesvese, dikkat edin arkadaşlar, zelzele, bu fiillerden gelen mastarlar aynı şekilde geliyor. Demek ki bunlar da neymiş arkadaşlar? Kıyasi ve kurallı. Vesvese, yüvesvisü, vesveseten, zelzele, yüzelzilü, zelzeleten, derbaha, yüderbihu, derbahaten. Dolayısıyla bu kalıptan gelen mastarlar nedir arkadaşlar? Kıyasidir, kurallıdır. Mesela dahrace babının başına T getirilerek kullanılıyor. Beşli bab. Dahrace, tedahrace şeklinde. Tedahrace derken arkadaşlar, bu beşli değil mi arkadaşlar? Beşli. Tedahrace, yetedahracu, tedahruç. Dikkat ederseniz arkadaşlar niye benziyor? Tefaale vardı ya, tekelleme, yetekellemü, tekellüm. Baya benziyor. Başında T'li olanlar vardı ya beşli baplardan. Çok benziyor değil mi kullanım olarak? Onların maslarına da benziyor aynı şekilde. Ve
Mastarı nettir. Kalıp şu şekilde gelir. Kıyasidir. İn if'inlal dediği arkadaşlar. Bunun aslında harceme kök harfleri. Hemze ile nun ne gelmiş arkadaşlar? Ek olarak gelmiş. İhranceme yahrancimu ihrincamen. Mastar yine nettir. Şimdi arkadaşlar mesela şurada itminan. Bunun aslı arkadaşlar şunun aslı harcemeydi değil mi? Söyledik az önce. Dört harfi değil mi aslı? İki harf ek gelmiş. Bu itme enne Kur'an-ı Kerim'de kullanılıyor değil mi arkadaşlar? Ela bi zikrillahi tetme innul kulub. Bu demek ki rubailerin mezidiymiş. Sülasilerin mezidi değil demek ki, doğru mu? Bu anlamda bunun aslı arkadaşlar dikkat edin kök harfleri. Tam ene. Kök hali budur arkadaşlar. Tam enedir. Ama buna da ekler gelmiş mi arkadaşlar? Ekler gelmiş. İtme enne yetme innü itminan şeklinde. Ama şunu bilelim arkadaşlar. Şurada gördüklerimizde, burada gördüklerimizde şunu söyleyebiliriz. Rubai mücerret olsun. Rubailer, dörtlü babların. Mücerret hali olsun, mezit hali olsun. Fark etmez. Hepsi nedir arkadaşlar? O zaman şunu söyleyebilir miyiz özet olarak? Tüm Arapça fiillerin tamamında, babların tamamında sülasi mücerretler semaidir. Onun dışında kalanların tamamı kıyasidir. Özet hali budur değil mi arkadaşlar? Peki. O zaman bu örnekleri gördüğümüze göre arkadaşlar, bu örnekleri gördüğümüze göre şunları siliyorum. Ve devam edelim. Şimdi arkadaşlar bu konuyla ilgili olan bir nokta var. Onu da söyleyelim. Önemli bir nottur burası. Şimdi fiillerde mesela şu fiilden mastar şu şekilde gelir. Sülasi mezitlerde veya da rubailerde falan bunları net söyleyebiliyoruz. Kurallıydı ya. Mesela diyelim ki ekrame yükrimuden tekrim gelir mi? Gelmez. İkram gelecek değil mi? Net. Yani çünkü kurallı ya. Belli. Bunun arkadaşlar farklı bir uygulaması var. Uygulaması dediğimiz Arapların meşhurdur ya istisnaları. Bu anlattıklarımızın da bir istisnası olmalı yoksa olmaz değil mi? Mutlaka olması gerekiyor. Şimdi bu aslında şu anda not dediğimiz şey istisnadır. Şu ana kadar anlattıklarımızın istisnası. Bakın arkadaşlar. Ahabbe fiili. Hangi baptan? Kaçıncı baptan demiyorum değil mi? Hangi baptan? İf'al babından değil mi? İf'al babından. Ehabbe yuhibbu. Mastar nasıl gelecekti? İhbab olması gerekirdi değil mi? Ehabbe yuhibbu. Mastarı normalde arkadaşlar şu şekilde olması gerekiyordu. İhbab olması gerekmez miydi arkadaşlar? Ama böyle kullanmıyorlar. Ehabbe ne demek? Sevdi demek değil mi? Sevmek anlamında. Ahabbe sevdi anlamında. Mastarı sevgi, sevmek anlamında ne kullanılıyor arkadaşlar? Hubbun. Yani dikkat ederseniz kendisi fiili rubai kalıbında ama mastarı sanki mastar gayrimimi gibi, sülasi gibi duruyor. Doğru mu? Mastar ne gibi duruyor? Sülasi gibi duruyor. Dolayısıyla başka bir örnek arkadaşlar. Buğdun ebgaz. Ebgaza. Bakın arkadaşlar bunun mastarı ebgaza yubgidu. Nasıl olması gerekirdi? Mastar olarak. Doğru mu arkadaşlar? Ebgaza yubigzu ibgaz. Ama ne geliyor? Ebgaza buğz olarak geliyor mastarı. Kısacası arkadaşlar kuralımız dışında geliyorsa. Kuralımızın dışında. Kuralımıza göre ifal babından şöyle, tefil babından şöyle şeklinde kural verdik. Bu kuralın dışında gelenlere biz arkadaşlar İsmi mastar diyoruz. Bu ifadeyi unutmayalım. Mastar ismi deniyor bunlara. Mastar ismi ne demek? Gerçek orada asıl kurala uygun mastar değil. Farklı şekilde gelmiş bir mastardır. Bunların ismi neymiş arkadaşlar? Ne diyormuşuz bunlara? Kavram olarak bunlara ismi mastar ifadesini kullanıyoruz. Bunları unutmayalım arkadaşlar. İsmi mastar kavramını inşallah hatırlamış olalım. Şimdi başka örnekler de görelim bununla ilgili. Birkaç örnek daha görelim.
yerleşmiş olsun konu. Ondan sonra devam edelim. Fiil olarak tekelleme. Fiilini aldım. Tekelleme, yetekellemu kaçıncı baptan? Değil. Ne diyeceğiz? Hangi baptan, değil mi? Güzel. Hangi baptan arkadaşlar? Tefaale, yetefaalu, tefaul babından. Doğru mu arkadaşlar? Beşli baplardan. Beşli baplardan, tefaul babından. Tevatta'a, yetevatta'u, yine beşli baplardan. Değil mi arkadaşlar? Tefaul babından yine. A'ta, yu'ti, i'ta'en. Kaçıncı baptan arkadaşlar? Hangi baptan, değil mi? Güzel. Hangi baptan? İf'al babından. Şimdi arkadaşlar, bunların kurala uygun olarak gelmesi gereken mastarlar bunlar. Tekelleme, yetekellemü, tekellümen kullanılıyor. Normal mastar bu değil mi arkadaşlar? Yani şurada harekelerini verecek olursam, şu tekelleme, yetekellemü, şu da mastarı böyle değil mi arkadaşlar? Tekellümen, tekellüm, mastarı bu. Bu şekilde kullanılıyor. Bu şekilde kullanıldığında bu normal mastardır. Kıyasi, kurallı gelmiş. Ama tekellüm kelimesinin bazen mastarı kelam olarak da kullanılıyor. Tekellüm ne demek? Konuşmak. Kelam? Yine konuşmak anlamına geliyor, değil mi? He, eğer kelam tekellümle aynı anlamda kullanılıyorsa demek ki şu baptan farklı şekilde bir mastar gelmiş anlamına gelmiyor mu? O zaman ona ne deniyor arkadaşlar? İsmi mastar, mastar ismi deniyor. Aynı şey arkadaşlar. Mesela abdest alıyorum dediğimiz zaman ene etevatta, değil mi? Ene etevatta o diyoruz. Ama abdest anlamında tevattu kullanmıyoruz biz. Ne kullanıyoruz? Vudu değil mi arkadaşlar? Arapçada abdest anlamında ne kullanılıyor? Vudu. Ama fiili abdest almak anlamında etevatta o. Bak tefaul babından, ama mastara dikkat ederse mastar gayrimimi gibi gelmiş, doğru mu? O zaman buna ne diyoruz arkadaşlar? Mastar, mastar, ismi mastar diyoruz. Ata, yu'ti, i'ta'en. Şu mastar kullanılıyor arkadaşlar. Ata, yu'ti, i'ta'en. Vermek. Ama ata, bağışlamak anlamında, vermek anlamında kullanılmıyor mu? Kullanılıyor. Dolayısıyla şu fiilin şöyle mastarı kurallı olduğu gibi kuralsız olarak da gelebiliyor. Kurallı ise ona normal mastar diyoruz. Kıyasi mastar diyoruz. Kural dışı geliyorsa arkadaşlar ona ne diyoruz? İsmi mastar ifadesini kullanıyoruz. Peki. Müştak ve camit. Bunlara mı? Öyle demeyelim. Niye demeyelim? Çünkü camit mastarlar camittir. Şunu söyleyelim daha iyi olsun. Camit dediğimiz şey kök halinde, diğer müştak dediğimiz kelimeler ondan çıkar. Arapçadaki arkadaşlar camit kök halindeki kelimeler neydi? Mastarlardı. Yani şu fiilin bu mastardan çıktığını söyleyebiliriz de tam tersini söylememiz mümkün değil. Tamam mı? Evet. Peki arkadaşlar. Şimdi mastarın şekillerine geçeceğim. Mastarın şekillerine geçeceğim. Ama burada kısa bir ara versek, çünkü şöyle biraz hava alalım, daha böyle heyecanlı ve canlı olarak devam etmiş olalım. Kısa bir ara verelim arkadaşlar. 5-10 dakika içinde inşallah burada sizleri bekliyor olacağım inşallah.